Evet sevgili seyirciler, şimdi daha ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. İstanbul stüdyomuzda konuğumuz Sezgin Tanrıkulu. Merhabalar efendim. İyi günler, selamlar, sevgiler bizi izleyenlere. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi periskop yasağı aslında herkesin bildiği bir durum değil. Özellikle sosyal medya hesabı kullananlar tarafından tabii ki bilinir, ancak normal günlük hayatında Twitter kullanmayan ya da periskop kullanmayan insanların böyle bir yasaktan haberi yok şimdi. Öncelikle buradan başlayalım isterseniz. Ne zaman başladı bu engelleme? Engelleme 14 Ağustos tarihi itibariyle başladı. Yani liglerin başlama tarihi itibariyle başladı. Yeni adıyla Beyin olan Digitürk'ün sahibi olan şirket geçtiğimiz maç dönemi yani bu yayınların periskop üzerinden kaçak yayınladığı gerekçesiyle İstanbul'daki mahkemeye başvurdular. Fikri ve Sanayi Hakları Mahkemesi'ne. Fikri ve Sanayi Hakları Mahkemesi de evrak üzerinde yaptığı inceleme sonucunda Digitürk'ün canlı yayın yaptığı saatleri kapsamak üzere periskopun tümden yasaklanmasına karar verdi. Herkes bakımından, izleyen izlemeyen bakımından yasaklanmasına karar verdi. Ve bu yasak liglerin başlama tarihi olan 14 Ağustos tarihi itibariyle de yürürlüğe girdi. 14 Ağustos'tan itibaren maç saatleri itibariyle Digitürk'ün başvurusu sonucunda periskop üzerinden, Twitter üzerinden yayın yapmak imkansız hale geldi. Dün de Akhisar-Başakşehir maçı nedeniyle, aynı saate denk gelmesi nedeniyle 35 haftadır düzenli olarak her pazartesi günü saat 21'de yaptığım yayınımı yapamadım periskop üzerinden. Dolayısıyla bu şekilde de bir yasakla karşı karşıya kalmış olduk. Ben bu yasağın kaldırılması amacıyla Fikri ve Sanayi Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundum. Mahkeme de 27 Eylül'e duruşma günü tayin ederek bu yasağın kalkıp kalkmayacağını değerlendirecek. Ama o tarihe kadar da maç saatlerinde herhangi bir yurttaşımızın periskop üzerinden, Twitter üzerinden yayın yapması mümkün olmayacak canlı yayın saatlerinde. Hı hı. Aslında daha önce de benzer yasaklar olmuştu hatırlarsanız. YouTube yasaklanmıştı, evet. Hatta Twitter yasaklanmıştı. Ondan sonra bu yasaklar nedeniyle de Anayasa Mahkemesi'ne gidilmişti. Twitter yasağı nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne giden 3 kişiden biri bendim. Birisi Kerem hocamızdı, diğeri de Yaman hocamızdı. 3 başvuru yapmıştık, üçümüz ayrı ayrı. Ve Anayasa Mahkemesi bu yasağın orantısız olduğunu ve demokratik bir toplumda gerekli olmadığına karar vermişti ve hükümetin yayın kesmesini engellemişti. Ama şimdi bir mahkeme kararı olduğu için de mahkemeye başvurumuzu yaptık. Aslında mahkemeye çok yakın bir gün verip bir değerlendirme yapması gerekirken 27 Eylül gibi 2 ay sonrasında bir gün tayin etti. O zamana kadar da o saatlere denk gelen bir biçimde herhangi bir yurttaşımızın periskop üzerinden yayın yapması mümkün olmayacak. Tabii bu yayın hem anayasadaki ifade özgürlüğüne, medya özgürlüğüne aykırı, hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. ve 10. maddesine aykırı. Çünkü demokratik bir toplumda gerekli değil ve ölçülü değil. Ancak her nasılsa mahkeme böyle bir karar vermiş durumda. Bir de yani neden periskop üzerinden yayın yapıyorum, MST TV nedir hazır açmışken bunu da söyleyeyim. Yani kötü komşu ev sahibi yaparmış misali. Bizlerin birçok siyasetçinin işte Halk TV veya birkaç kanal dışında kendimizi ifade etme olanakları maalesef yok. Merkez medya dediğimiz şu anda tamamen yandaşa dönüşmüş medya zamanında yaklaşık 2,5 yıl önce saraydan bizzat CHP'den hangi siyasetçiler bu kanallara çıkmayacak talimatı gitmiş sözlü olarak bana aktarılan. Hı hı. O talimatın başında da ben varım, Sezgin Tanrıkulu var. CHP'den kimler televizyona çıkmayacak listesinin başında siyasetçi olarak da yurttaş olarak da kendimizi ifade etmemiz lazım. Gündem konusunda kendimizi işte yurttaşlarımıza, seçmenlerimize ulaşmamız lazım. Bu nedenle de ismimin baş harflerinden oluşan MST TV'yi kurdum. Merkez medya ile biraz da dalga geçmek ve ironi olsun diye. Aynı zamanda Mağdurların Sesi Televizyonu patentini de aldım ve her pazartesi günü 20 dakika kendimi ifade etmeye çalışıyorum ve birçok da takipçisi var ve izleyeni var. Ama şimdi bunu da engellemenin yolunu bu şekilde bulmaya çalıştılar. Hatta bazen pazartesi günleri meclisten yayın yapıyorum aynı saatlerde.
bir AK Partili milletvekili görünce beni, bu televizyonların kapatılması yayınları üzerine şunu söylemişti. Ya Sezgin, bizimkiler yani şimdi bunu görürse eğer bir kanun hükmünde kararnamayla MSD TV'de kapatmasınlar mı? Diye bir espri de yapmıştı ama mahkeme kararıyla da bu bir anlamda gerçekleşti. Düzenli olarak yaptığım ve izleyicisi olan bu yayınları yapamaz hale geldim. Dün de cumartesi annelerini değerlendirecektim. Cumartesi günü çünkü ben meydandaydım. Evet. Ve sözlü olarak, görsel olarak kendimi ifade etme imkanı sadece Halk TV'de olmuştu. Onun dışında olmamıştı. Ve o değerlendirmeyi tam yapacağım sırada işte dediğim maç nedeniyle maalesef bu yayını yapmak mümkün olmadı. Bu vesileyle değerlendirmemi de yapmak isterim. Lütfen. Cumartesi günü ve Süleyman Soylu'nun getirdiği yasakla ilgili olarak. Yani cumartesi anneleri 23 yıldır, 700 haftadır Galatasaray Meydanı'nda toplanıyorlar. Orası aynı zamanda bir vicdan meydanı, bir adalet meydanı ve adalette ısrarın bir meydanı. Cumartesi günü benim ifade ettiğim deyimle de yası tutulmamış, tutulamayan ölülerin meydanı aynı zamanda o meydan. Dünyanın en uzun erimli sivil şiddete başvurulmayan bir itaatsizlik eylemi aynı zamanda. 700 hafta yapıldı. Belli dönemlerde çok baskı görüldü. Aynen cumartesi günü olduğu gibi. Ama cumartesi anneleri, cumartesi insanları bu ısrarlarını, adalet ısrarlarını sürdürdüler. Her şeye rağmen, bütün baskılara rağmen. Ama cumartesi günü bu hükümetin İçişleri Bakanı tarafından yasaklandığı ifade edildi ve gerçekten de kabul edilemez görüntüler ve acılar yaşandı. Anneler gözaltına alındılar, darp edilerek gözaltına alındılar. Yurttaşlar gözaltına alındılar. Yani birçok insan yaralandı ve baskı ve şiddet gördü. Ben yani polisin bu kadar çok baskıcı ortamına tanık oldum ama bu kadar İstanbul'un merkezinde bu kadar ağır şiddet uygulandığı bir ortamı da gece olayları sırasında görmüştüm. Geçtiğimiz işte Kadıköy'de görmüştüm ama yani tümü adalet arayışı içerisinde olan hiçbir şiddete bugüne kadar başvurmamış olan ve kendi ortamlarını siyasete alet etmeyen annelere karşı, kardeşlere, kadınlara, insanlara, yurttaşlara karşı bu şiddet bu hükümetin geldiği noktayı da açıkça hepimize ve Türkiye'ye göstermiş oldu. Ve Türkiye'ye de büyük bir kötülük yapıldı aslında. Böyle bir manzaranın, böyle bir fotoğrafın ortaya çıkmasına hizmet edilerek kendimin tanık olduğu, yani ben aynı zamanda meclisin İnsan Hakları Komisyonu'nun evet. başkan vekiliyim. Bu sıfatımı bilmelerine rağmen, milletvekili olduğumu bilmelerine rağmen yani taciz, şiddet ve yani kaba davranışa ben ve arkadaşlarım da tanık oldu. Milletvekillerinin gözaltına alınacağı ortamlar yaratılmak istendi güvenlik kuvvetleri tarafından ve herkese karşı da çok orantısız bir şiddet kullandı. Umarım ve dün de İçişleri Bakanı bu anneleri kastederek paçoz dedi. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne göre de çok ağır hakaret içeren bu cümleyi de kurdu ve bunlar işte masum değiller anlamına gelecek şekilde işte Eminönü Meydanı'ndan mı alınmışlar dendi. Ya yani bunları kabul etmek, bu susup kalmak mümkün değil tabii bütün bu olup bitene karşı. Şunu ben şuradan ifade etmek isterim. Yani 3 tane bu meclis tarafından kurulmuş komisyon var. Faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu var. Susurluk komisyonu var. 2006 yılında kurulan, 96 yılında kurulan. 2005 yılında kurulan Şemdinli Araştırma Komisyonu var. Bu üç önemli komisyon raporları var. Türkiye'de faili meçhulün nasıl bir derin devlet politikası olduğu noktasında. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin geldiği nokta ise İçişleri Bakanlığı tarafından ifade edilen dille tamamen bunları reddeden ve bu derin devleti daha da derinleştiren bir üslup, bir yöntem uygulanıyor. Yani bizler yurttaş olarak, insan hakları savunucuları olarak ve milletvekili olarak bize dayatılan bu zulmü yani kabul etmeyeceğiz. 701. haftada da cumartesi meydanında olacağız ve annelerle dayanışma içerisinde olacağız. Ben İçişleri Bakanı'na şunu atlatmak isterim aslında. 2011 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda cumartesi annelerine ev sahipliği yapan ve onları dinleyen ve onların acısını kendi grubunda paylaşan Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'na ne diyecek acaba? O zamanki anneler aynı şekilde yani kalanlar oturuyorlar. Berfu Anne gerçi
kaybettik ki onun sözlerini Sayın Cumhurbaşkanı kendi grubunda milletvekillerine anlatmış ve bakanlar gözyaşlarıyla dinlemişlerdi. Acaba Berfu Ana'nın o sözlerine Sayın Soylu ne söyleyecek? Veya Emine Ana'nın o sözlerine Sayın Soylu ne söyleyecek? Kendi Cumhurbaşkanı'nın ve kendi Genel Başkanı'nın o sözlerine ne diyecek? Kendisi acaba ne diyecek? Yani bunu ben ayrıca merak ediyorum ve Türkiye'ye, cumartesi insanlarına, bu adalet arayışına, adalet ısrarına baskıdan vazgeçmelerini ve barışçıl bir biçimde yapılan bu toplantıya, bu anmaya, bu eyleme, bu sivil tasdik eylemine müdahale etmemelerini bugünden talep ediyoruz. Her ne olursa olsun cumartesi günü saat 12'de de o meydanda olacağımızı da milletvekili arkadaşlarımızla o meydanda dayanışma için olacağımıza da burada ifade etmek istiyorum. Evet, en başında zaten vicdani değil yani insan vicdanını yaralayan bir durumla karşı karşıyayız ki bu da işte gösteri olarak sunulunca daha fazla gerçekten de kamuoyu vicdanında en azından büyük yaralar oluşturan bir açıklama oldu Süleyman Soylu'nun açıklamaları. Şunu ifade edeyim yani bir taraftan işte AB konusunda yani yeni adından atılacağı konusunda bir vizyon ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Diğer taraftan işte o hali kaldırdık, normalleşme başlayacak, demokratikleşme başlayacak gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor ki bana göre öyle değil. Ama diğer taraftan bütün bunları ters yüz eden ve bütün dünyanın bildiği ve geçtiğimiz cumartesi günü de 30 ayrı ülkede aynı anda dayanışma amacıyla yapılan bir adalet talebine bu şekilde ağır müdahale Türkiye'ye yapılan en büyük kötülüktür. Hatta kendi partilerine yapılan en büyük kötülüktür. Yani biz Türkiye'deki hak ve özgürlük ortamını ne yaparsak yapalım bu şekilde anlatamazdık. Yani Türkiye'de aslında adalet sonuçta yönetenlerin iki doğa arasındadır. Ve güvenlik güçleri yani gerçekten de işkenceye varan bir zalimlikle, bir zulümle yurttaşlara davranmaktadırlar. Milletvekilleri baskı görmektedir dediğimizde nerede örneği falan sorularla karşı karşıya kalıyorduk. Ama şimdi bütün çıplaklığıyla İçişleri Bakanlığı vasıtasıyla İstanbul Emniyeti güvenlik güçleri gösterdi. Bütün Türkiye ve dünyaya gösterdi. Bir kötülük ancak bu kadar açık bir biçimde yapılabilirdi. Yani bizim anlatma araçlarımız yok ama o araçları bir sivil itaatsizlik eylemine ki o sivil itaatsizlik eylemi insanlığa karşı suç olan, en ağır suç olan zorla kaybedilme mağdurları tarafından yapılıyor. Zorla kaybedilme bütün uluslararası insan hakları belgelerinde insanlığa karşı suç olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş. Ona karşı yapılıyor ve orada oturan anneler ve annelerle dayanışma için oraya giden insanlar. Bakın hiçbir siyasetçi orada siyasi kimliği anons edilmez. Şu partiden, şu partiden falan denmez. Orada cumartesi insanı sıfatıyla orada olurlar. Benim de yani sonuçta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüğüm ve o mahkemeden karar aldığım birçok vaka var. Zorla kaybedilmeye ve faili meçhul cinayetlere ilişkin olarak. O sıfatla oradayım, dayanışma için oradayım. 95'ten bu yana da fırsat oldukça İstanbul'da olduğum zamanlarda dayanışma için o meydanda annelerle olurum. Hepsini tanırım. Hı hı. Neredeyse onların tüm hikayesini bilirim. Diyarbakır'dan, Cizre'den, Yüksekova'dan, Mardin'den, Kızıltepe'den tüm neredeyse hikayesini bilirim. Avukatlığımdan, baro başkanımdan, insan hakları savunuculuğumdan. O meydan öyle bir meydan. Ve orada siyasetçilerin sorumluluğu hatırlatılır. Ve Süleyman Soylu'nun da yani sonuçta geldiği yer olan siyasetçilerin sorumluluğu var orada. Kendi başbakanının, kendi genel başkanı Çiller'in sorumluluğu var. Yani o meydanda ölenler noktasında. Ki birçok dava devam ediyor ve davaların bir kısmı da Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde Diyarbakır'dan, Yüksekova'dan, Hakkari'den sürgün edildiler. İşte İzmir'e sürgün edildi, Eskişehir'e sürgün edildi. Failler korundu bu hükümet döneminde. Yani bir vesileyle zaman aşımına çok az kalmış davaların failleri bu hükümet döneminde korundu. Ve şimdi de bu adalete ısrar eden ve arayışları bitmeyen
bu annelere karşı zalimce zulmedildi cumartesi günü. Bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorla kaybedilmeye ilişkin olarak verdiği 51 tane ağır karar var Türkiye ile ilgili olarak. 7 tane dosyadan çözüm var. Şu anda 17 bin faili meçhul cinayetten söz ediyoruz. 800'e yakın zorla kaybedilme vakası var tespitli hafıza merkezinin rakamlarına göre. Bunlar henüz bilinmiyor nerede oldukları konusunda. E biz bunlarla yüzleşmeden adaleti nasıl sağlayacağız? Nasıl kutuplaşmayı engelleyeceğiz? Nasıl yurttaşlarımızı gerçekten devletle barışık hale getireceğiz? Böyle yok sayarak mı? Onları terörist ilan ederek mi? Veya faili meçhul cinayetlerin faillerini koruyarak mı? Adalet ve Kalkınma Partisi bu dönem yaptığı en büyük iş, bana göre en büyük iş siyaseten Süleyman Soylu üzerinden bir dönemin faili meçhullerinin siyasal sorumluluğunu üstlenmiş olmasıdır. Süleyman Soylu cumartesi günü bu yasaklamayla ve dün yaptığı açıklamayla sonuçta Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının aynı zamanda derin devletin yeni sahibi olduğunu ve o siyasal sorumluluğu üstlendiğini açıkladı aynı zamanda bu açıklamayla. Bir dönemin faili meçhul cinayetlerini aklamış oldu kendi iktidarı tarafından. Ki bu dönemde de zorla kaybedilme vakalarının olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz yasama döneminde ben en az 11 tane zorla kaybedilme vakasını hükümete sordum, cevap alamadım. 6 ay, 7 ay boyunca gözaltına kalan insanlar oldu. Daha sonra sokak ortasına bırakıp tutuklandılar. Bir kısmı Kocaeli'nde, bir kısmı Sincan cezaevinde tutuklu şu anda. Bakın 6 ay boyunca nerede olduğu konusunda bilgi edinemediler. Siyah transportörlerle kaybedilmişlerdi. Gözaltına almışlardı Ankara'nın merkezinde. Bilemediler nerede. Bir kısmı halen de kayıp bu vakalardan. Ve sorduğumuz sorulara da yanıt alamadık. Parlamento kürsüsünde konuştum. Dolayısıyla başka bir hükümet anlayışıyla karşı karşıyayız. Hukuku tanımayan, hukukun üstünlüğünü tanımayan, yargısı olmayan, yargısı tarzı ve bağımsız olmayan bir hükümetle, bir anlayışla karşı karşıyayız. Cumartesi anneleri işte bunun sembolü aynı zamanda. Bir adalet arayışının ısrarı var orada. Bir vazgeçmeme var her şeye rağmen. Ve yani sonuçta bir sembol aynı zamanda. Buna tahammül etmeyen, bunu yani derin devlet anlayışıyla yok sayan bir hükümet anlayışıyla karşı karşıyayız. Bunlarla ortaklaşan bir hükümetten, Dolmabahçe Sarayı'nda kabul eden, kendi grup toplantısında bu acıları paylaşan ve Berfuane'nin ben oğlum kaybedilişinden itibaren, cebinin kaybedilişinden itibaren evimin kapısını hiçbir gece kapatmadım. Belki bir gece yarısı gelir evin kapısı kapalı olmasın sözlerini kendi grubunda söyleyen ve milletvekilini ağlatan bir başbakandan, bir genel başkandan şimdi bunları coplatan, bunları yok sayan Emine Ana'yı, 82 yaşında Emine Ana'yı kollarını, vücudunu morartarak gözaltına almaya çalışan bir hükümet anlayışına, bir durumuna gelindi Türkiye'de. Bunların görülmesi lazım. Bakın bunlar üzerinden siyaset yapmıyoruz. İnsan haklarının siyaseti olmaz. Ama bu noktaya maalesef getirildi ve bunu Eminönü meydanında mı dolaşıyorlardı? Yani eskilerin değişimiyle camiden mi alındı? Cami avlusundan mı alındı sözünü? 90'larda, 80'lerde çok kez duyduk biz bunu. Güvenlik güçlerinden, hakimlerden ve savcılardan. Ya Sezgin Tanuklu, niye bu kadar çok ısrar ediyorsun? Senin de müvekkilini cami avlusundan mı almışlardı? Sözü savcılara ve hakimlere aittir. Kaybedilen benim takip ettiğim davalarla ilgili olarak. Bu sözü şimdi başka bir versiyonunu Sayın Süleyman Soylu Eminönü'nde dolaşırken mi aldılar bunu? Kayboldu mu bu? Diyerek söylemiştir. 20 yıl sonra, 25 yıl sonra, 30 yıl sonra. Yani neyin tekrar edildiğini, neyin yaşandığını bilmesi bakımından bunları ifade etmek istiyorum. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama şu bilinsin ki her ortamda Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yurttaş olarak, insan hakları savunucusu olarak, milletvekili olarak bu durumla mücadele edeceğiz ve dayanışma içerisinde olacağız. Hiç kimse bizim sindiğimizi, teslim olacağımızı, kanıksayacağımızı düşünmesin lütfen. Ben buradan bütün yurttaşlarımıza sesleniyorum. İyi ki bu fırsatı da verdiniz. Bakın, insan hakları bizim ortak paydamızdır. Eğer biz bu ortak paydada bir vicdan ortaklığı yaratamazsak nerede buluşabileceğiz? Dolayısıyla herkesin yüreğinin ve vicdanının cumartesi günü bu meydanda olmasını diliyorum ve bekliyorum ben. Yani kimse fiziken orada olmasa bile en azından vicdanları cumartesi günü, akılları, vicdanları, yürekleri o meydanda anneleriyle beraber olmasını bekliyorum ve diliyorum.
Evet, 701. haftada da orada olacağız diyorsunuz. Peki yine aynı sertlikte bir müdahaleyle karşılaşırsanız yani nasıl bir durum ortaya çıkacak? Şimdi siz de söylüyorsunuz yani kesinlikle bu mücadeleden vazgeçmeyecekler. Orası açık ama bundan sonra olacaklar yani kestiremiyoruz biz şimdi. Ya şöyle bir şey, ben aklı selimin hakim geleceğini Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki yani mutlaka sağduyulu milletvekilleri var, sağduyulu aklı selim bakanlar var, Cumhurbaşkanı var en azından. En azından görmüştür bunu. Aklı selimin hakim geleceğini ve her hafta büyük güvenlik önlemi altında yapılan bu etkinliğe yasaklanmayacağını düşünüyorum. Bu ortaya çıkan görüntülerden sonra özellikle. Çünkü her hafta gerçekten de büyük güvenlik önlemi altında yapılıyor. Yani herkese kimlik soruluyor. Üstü aranıyor, sonra çevresi işte demirlerle korunaklı hale getirilmiş o meydanda 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi kaç kişi varsa yani 15 dakika, 20 dakika oturarak ve o gün kim anılacaksa onunla ilgili hikaye okunarak 3-5 dakika konuşarak yakınları biten bir etkinlik bu. Dolayısıyla bir siyasi etkinlik değil. Bir siyasi partinin etkinliği değil. Dolayısıyla aklı selimin sağduyunun galip geleceğini cumartesi gününe kadar ve izin verileceğini, yasaklanmayacağını ve müdahale edilmeyeceğini düşünüyorum. Yoksa müdahale edilirse ne olur? Böyle görüntüler ortaya çıkar. Yani hiçbir anne oraya gelmemekten imtina etmez. Bizler de gitmemekten imtina etmeyiz. Gideriz oraya, annelerle dayanışma içerisinde oluruz. Ama yani öyle bir kaba gücün, işkenceye varacak, işkence olacak şekilde bir kaba gücün ve yasaklamanın olmayacağını düşünüyorum. Buradan aynı zamanda Beyoğlu Kaymakamına da sesleniyorum. Cumartesi günü kendisi izindeydi. Yerine Şişli Kaymakamı bakıyordu. Onunla da görüştüm ben. Sayın İçişleri Bakanı'na da cumartesi günü görüştüm sabah bu olaylar daha gerçekleşmeden ve kendisine şunu ifade etmiştim. Bakın yani her türlü güvenlik önlemi alırsınız ama bunu yasaklamayın. Yani yasaklarsanız doğru olmaz. Dolayısıyla yani yapılmasından çok daha büyük bir etkisi olur. Ve Türkiye'ye kötülük olur dedim kendisine. Aynen bu sözleri söyledim. Doğru olmaz dedim ben. Ama yasaklandı. Umarım bu tablodan sonra, ortaya çıkan bu tablodan sonra ve neredeyse bütün Türkiye'de oluşan bu vicdan ortaklığı nedeniyle güvenlik önlemleri altında zaten yani hiçbir pankratın, hiçbir flamanın, bir bayrağın orada olmasına izin verilmiyor. Herhangi bir konuşmanın alkışlanması bile alkışlanmasına bile izin vermiyor. Öyle bir geleneği var, öyle bir yöntemi var orada. Orada insanlar kendi yakınlarını, yakınları için bir arayış için orada bulunuyorlar. Yani bir gösteri de değil orası aslında. Yani bir taziye meydanı diyebiliriz ancak, bir yas meydanı diyebiliriz ancak. Oraya gelip her hafta işte bulamadıkları, halen bulamadıkları, akıbetlerini aradıkları veya faillerini aradıkları cinayetlerin, kurbanların anısı için oradalar onlar. Başka bir şey için değiller. Dolayısıyla aklı selimi ve sağduyunun galip geleceğini ve bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum. Buradan da Beyoğlu Kaymakamına sesleniyorum. Evet, geçen cumartesi günü duyum var. İşte provokasyon olabilir gibi nedenlerle yasaklama kararı verdiniz ama bu cumartesi günü için eğer gerçekten yani sağduyulu olacaksanız, insan haklarına özen göstereceksiniz, insanların yasına, acısına saygı gösterecek iseniz bir yasaklama kararı vermeyin. Her türlü güvenlik önlemini alın, kimsenin bir itirazı yok ama yasaklama kararı vermeyin. Evet, peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tanrıkulu. Eklemek istediğiniz başka bir nokta varsa alalım lütfen. Ben çok teşekkür, ben de sizlere çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Buradan yani gerçekten de bütün yurttaşlarımıza vicdan çağrısı yapıyorum. Adalet ısrarında olan annelerle danışma içerisinde olalım. Cumartesi gününe kadar da yasak olmaması için hep birlikte çalışalım.